Harem kurardım. Böyle bununla yırtardık böyle. Ben güvercin hastasıyım, güvercin alırım. Bütün paraya. Evet, bütün paraya güvercin alırım. 2022 yılına saatler kaldı. Birçok kişinin hayalini süsleyen büyük ikramiye bu gece sahibini bulacak. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına büyük ikramiye size çıksaydı ne yapardınız diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ne yapayım? Önceki fakirlere yardım ederdim. Hayvanlar özellikle. İnan hayvanım şu anda kedim şeyde yatıyor. Veterinerlerde yatıyor. Ona yardım ederdim. Kedilere onu çıkarırdım. Bütün hayvanlara yiyecek alırdım. Fakirlere yardım ederdim. Muhtaçlara, hastalara her şeyi yapardım. Benim özelliğim, öncelikliğim onlar yani. Öncelik yani. Kaldı büyük bir ihtimalle. Böyle bununla yırtardık böyle. Geriye kalanını da. Ne yapacaksın? Şeye bağışlardık. Doğru dedi. Vakıflara bağışlardık. Hiçbir şey yapmam, ülkeyi terk ederim. Neden? Vallahi her şeye zam geliyor günlük yani. En azından yurt dışında yaşarım o parayla. Vallahi bana çıkmasını istemezdim şahsen. Neden? Çünkü ben günah olduğunu düşünüyorum. Faiz yani. Çıksa da kabul etmezdim. Direkt devlete geri verirdim. Vallahi bilet almadım ama çıksaydı da herhalde kendime ilk bir ev alırdım. Başka da bir şey almazdım. Şu an en çok ihtiyacım olan ev herhalde ev alırdım yani. İhtiyacım ama gerek yok. Çıksa alırdım ben. Ama bilet almıyoruz biz. O yüzden de değişen pek de bir şey yok. Bilet almadım çünkü. İhtiyacım kadarını kullanır, diğerin hayrını da yapardım yani. Var mı bir hayaliniz? Hayalimi iş kurardım. O şekilde yani. İkramiyenin işim olmaz benim. Bilet almadınız mı? Yok, bilet almadım ben. Haram işler yapmam ben. Şu anda burayı yapıyoruz. Burayı yaptığımız için artık sıkıldık, bıktık. Belediyeyle uğraşmak çok zor bir şey. Düzgün. Buranın belirli bir cayma bedeli var. Onu öderdim. Buraya bırakırdık. Ondan sonra başka harem kurardım. Ondan sonra başka... Yani 100 milyonla şu an elimde olmadığı için insan pek fazla düşünemiyor. Bu kadar yani. Bana çıksa ben hemen yine devletimize bağışlardım onu. Hayaliniz var mı? Hayalimiz yok. Çünkü o paranın bir bereketi olmaz. Bilet aldınız mı? Almadım. Ben güvercin hastasıyım, güvercin alırım. Bütün paraya? Evet, bütün paraya güvercin alırım. 120 milyonluk büyük ikramiye bana çıksaydı ne yapardım? Çok güzel bir soru. Ekonomik sistemi, Türkiye'nin ekonomik sistemine bakarsanız, yani insanoğlunu bir an için bu paranın bir ayağı şeytandır, bir ayağı Rahman'dır. Eğer Rahman'ı yurda kullanırsanız hem ekonomiye katkınız olur hem de millete. Bana çıksaydı öncelikle Müslümanları düşünürdüm. Yani ülkenin o insanları, geçim şekilleri çok zor olan insanlara yardım ederdim. Ondan sonra yani faydalı olurdum. Topluma koştururdum, daha doğrusu topluma koştururdum. Ama bir kısmını da kendimi yaşam biçimine göre kendimi de o şekilde ibare ederdim.